Ters laleler ülkemizde birçok türü endemik olarak bulunuyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da edebi ya da şiirlere konu olan birçok ters lale türümüz var. Ülkemiz ana vatanında ve bunlar birçoğu koruma altında şu anda. Hemen arkamızda bulunan Palandöken Dağı eteklerinde ülke endemi olan ters lalelerimiz mevcut. Yine Erzurum'un özellikle güney ilçelerinde, Sadece bölgemize özgü ters ilalelerimiz mevcut ve bunlar e, tıbbi özellikler taşıyor, peyzaj özellikleri taşıyor ve e, birçok hastalıkların iyileştirilmesinde de üzerinde araştırmalar devam ediyor şu anda. Tabii eskiden çok fazla e, soğanlarımız e, sökülüyordu, kontrolsüz bir şekilde e, biyo kaçakçılık olarak yurt dışına kaçırılıyor idi. Hatta bununla ilgili kanunlarımız var ve son yıllarda özellikle kolluk kuvvetlerimizin konuyla ilgili hassas yaklaşımları dolayısıyla büyük bir yol aldık. Ve şu anda gerek yere halk muhtarlıktan köy halkına kadar gerekse kolluk kuvvetlerimiz biyokaç ilgili ilgili gayet güzel bir durumdalar ve bunların yurt dışına kaçırılması oldukça azaldı son yıllarda. Tabii şimdi biliyorsunuz bu soğanlı yumru bitkilerin özellikle toprak altı organlarıyla beraber bunlar gıda sanayinde mesela saflanı örnek verebiliriz biliyorsunuz bunlar özellikle işte ülkemizin batı kısımlarında yetiştiriciliği yapılıyor. İşte salep yapımında kullanılıyor. Birçok gıda sanayinde çok fazla kullanılıyor. Mesela parfüm sanayinde çok fazla, kozmetik sanayinde çok fazla kullanılıyor. Bölgemizde de mevcut olan bir iris türünden dünyanın en pahalı parfümleri yapılıyor. Yine aynı şekilde peyzaj değerleri çok yüksek bunların. Ve bildiğiniz üzere dünya işte kuraklık sorunuyla karşı karşıya kalacak. Artık peyzaj anlayışlarımız, algımız değişecek bundan sonra. Değişmek zorunda. Daha böyle suyu az kullanan, ee, kurakçıl peyzaj üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Estetik algı gelecekte de var olacak. Ve bunu sürdürmemiz için de suyu az kullanan soğanlı bitkiler çok öne çıkacaktır. Özellikle soğanlı, yumrulu, rizonlu bitkilerin Toprak altı organlarında e, suyu depoladıkları için kurak olduğu zaman dahi peyzajda renkli bitkiler elde etme şansımız olacak. Yani gelecekte soğanlı bitkilere çok daha fazla ihtiyaç göstereceğiz ve özellikle de. Soğanlı bitkilerin üzerinde birçok araştırma var. Tıbbi yönden, peyzaj değeri yönünden yeni çeşitler elde edilmesi yönelik. Fakat gerek bölgemizde gerekse TÜBİTAK projeleri kapsamında biz soğanlı bitkilerin bu araştırmaları gayet olumlu görüyoruz. Ama özellikle ülkemizde son yıllarda ortaya çıkan millet bahçelerinde soğanlı bitkilerin koleksiyonları yapılmasını öneriyoruz. Çünkü soğanlı bitkiler kendi öz kaynaklarımız, kendi doğal bitkilerimiz ve bütün dünya neredeyse Anadolu'dan yayıldı bunlar. Bine yakın soğanlı bitki türümüz var ülkemizde, bine yakın. Bu çok büyük bir rakamdır. Ve bunlar bütün dünyanın botanik bahçelerine gittiğinizde de ana vatanlarına bakınca soğan bitkilerin Türkiye yazıcı büyük bir çoğunluğun Türkiye yazdığını görürsünüz. Bizdeki lalemiz e, çok lokal bir alanda yetişen Pandogen da eteklerinde Fritellaria e, Kavkatsika dediğimiz e, mor ters laleler. Biliyorsunuz bizim ters laleler ülkemizde daha çok e, Hakkari doğaylarında yaygın olan Boyları bir metreye varan e, aşağı doğru kırmızı e, aşan laleler olarak bilinmekle beraber ee, her bir lalelin tıbbi özelliklerimde çoğu henüz daha ortaya konulamamış. Belki de insanlığın önemli bir hastalığının çaresi bu laleler üzerinde şu anda denenmesi gerekiyor.